olan bir peynir olsa, onu kemire kemire yesem. Ya da ormanda yürürken peynirden yapılmış bir ev bulsak. Oh, orası bizim olsa, orada yaşasak, o zaman istediğimiz kadar peyniri yiyebiliriz. Fareler! Ay! Amma çok konuştunuz, bir türlü uyutmadınız. Biz gazetedeki resme bakıyorduk. Sonra bir şey oldu, peynirden kendimizi alamadık. Çok güzel hayaller kurmaya başladık. Ha, bana ne sizin güzel hayallerinizden? Hem ben güzel şeyleri sevmem, bilmiyor musunuz? Hı, o da ne? Çevre felaketi mi? Yine neler oluyor? Bir petrol depolama tesisinden sızan petrol denize zarar veriyormuş. Aklıma harika bir fikir geldi. Harika! Fareler, hadi biraz işe yarayın da alet kutusunu getirin bakayım. Denizleri kirletmek için çok iyi bir planım var. Ay, başladık yine. Bize rahat yok. Bak şunu dinle. Bir karınca kendi ağırlığının 50 katı kadar ağırlığı kaldırabilirmiş. Düşünebiliyor musun? Karıncalar küçücük ama ne kadar da güçlüler değil mi? Hem de çok çalışkanlar. Bir de koku alma duyuları da oldukça gelişmiş hayvanlarmış. Görüyor musun bak? Her canlının kendine özgü ne ilginç özellikleri var. Bizler de kitap okuyarak bu ilginç özellikleri tek tek öğreniyoruz. Çok şanslıyız. Bu bilgiler çok ilgimi çekti. Hadi okumaya devam et bak. Hadi hemen denize girelim. Su soğuk mudur acaba? Bilmem ama soğuk da olsa girdikten sonra alışırız. Önce ayaklarımızı sokarız, sonra yavaş yavaş yüzmeye başlarız. O da ne öyle? Denizin rengi koyulaşmış. Ben bunun ne olduğunu biliyorum. Babamla bir belgesel izlemiştik. Orada bahsetmişlerdi. Bu petrol. Petrol mü? Petrolün ne işi var ki denizde? Boş verin, bize ne? Önemli bir şey değildir. Hadi artık, ben yüzmek istiyorum. İyi madem, hadi girelim. Hayır, girmemelisiniz. Petrol sızıntısı olan bir denizde yüzmek hiç de sağlıklı değil. Ne olacak ki? Su aynı su işte. Yalnızca rengi biraz koyulaşmış. Hey bakın, orada bir martı var. Sanırım zor durumda. Hadi yanına gidelim. Güzel martı, ne oldu sana? Her yerin kapkara olmuş. Şu denizin üzerindeki koyu renkli şey üzerime bulaştı. Ondan bir türlü kurtulamıyorum. Bu yüzden kendimi çok kötü hissediyorum. Neler oluyor Pırpır? Düşeceğim şimdi. Ne güzel kitap okuyordum. Uçuşlardan sinyaller geliyor. Dayanamıyorum. Çok gıdıklanıyorum. Hemen ekrana yansıt Pırpır. Bakalım uçuşlar ne gördü? O da ne? Denize petrol sızmış bak. Bu çok kötü. Çocukların o denize girmelerine izin veremeyiz. Hemen gidelim ve çocukları uyaralım. Bu arada petrolün denize nereden sızdığını da araştır Pırpır. Tamamdır bak. Sıkı tutun, gidiyoruz. Eksik, eksik, eksik. Bir şey eksik ama bir türlü bulamıyorum. Buldum! Fareler! Ne bakıyorsunuz öyle şaşkın şaşkın? Bana hemen tornavidayı getirin. Yeni icadımı çabucak bitirmeliyim. Büyük çevre felaketi bugün olmalı. Ve bunu ben yapmalıyım. Seni kirletmeye geliyorum doğa. Bekle beni. Bakın, Farklı Pırpır geliyor. Yaşasın. Merhaba arkadaşlar. Uçuşlar bize önemli bir sorunumuz olduğunu bildirdi. Denizimiz kirlendi.
Martı'nın tüylerine petrol bulaştı. Martı, senin için çok üzüldük. Ama iyi olacaksın, merak etme. Hatta tehlike altındaki diğer canlılar da bu felaketten kurtulacak. Petrol bir depolama tesisinden denize dökülmüş. Dikkatsizlik ve ihmal olduğu düşünülüyor. Bu çok kötü olmuş. Pırpır, bize petrol hakkında bilgi verir misin lütfen? Tabii ki. Hemen aktarıyorum. Petrol, doğada bulunan fosil yakıtların bir çeşididir. Fosil yakıtların içinde de doğaya zararlı kimyasal maddeler bulunur. Bu yüzden petrolün denize karışması pek çok canlıya zarar verir. Petrol denizin üzerinde akışkan, koyu renkli bir tabak halinde durur ve deniz canlılarına bulaşır. Petrol bulaşmış olan canlılar büyük zarar görür. Suya karışan petrol balık yumurtalarına, yavrulara ve larvalara zarar vererek onların soylarını tüketebilir. Bu çok kötü bir durum. Arkadaşımız iyi ki bizi durdurmuş ve denize girmemişiz. Evet, yoksa hasta olabilirdik. Evet, hasta olabilirdiniz. Pırpır, Martı arkadaşımızın temizlenmesine yardımcı olsak iyi olur. Çok teşekkür ederim Pırpır. Hayatımı kurtardınız. Rica ederiz Martı. Şimdi senin gibi petrole bulanmış diğer canlı arkadaşlarımıza yardım etmeliyiz. Bir de çocukları petrol sızıntısı olan hiçbir denize girmemeleri konusunda uyarmalıyız. Şu karşıdaki tesise petrol taşıyan borular işte tam buradan geçiyor. Bu yeni ve harika icadım. Matkapla boruyu deleceğim ve borudan geçen petrol denize karışacak. Böylece denizin rengi bulanacak, denizlerle beraber çevre de kirlenecek. Hadi fareler yardım edin, başlıyoruz. Bu çok büyük bir çevre felaketi olacak. Çok büyük. Bak, leke harekete geçmiş. Çok az zamanın kaldı. Tamam Pırpır, son hızla gidiyorum. Lekeyi durduracağım. İşte, işte sonunda amacıma ulaşacağım. Sonunda. Ne oluyor? Ne oldu? Neden durdu bu? Bilmiyoruz. Sanırım elektrik kesildi. Bana bu sefer engel olamayacaksın Pak. Bu harika planımla amacıma ulaşacağım. Boruyu delip denize petrol akıtamayacaksın. Buna izin veremem Leke. Beni durdurabileceğini mi zannediyorsun yoksa? Seni durdurmak zorundayım. Leke nerede? Ama